Şuradan şu ışık ayarlarını yapayım da gece yatarken odam aydınlansın. Nasıl farem cıvıl cıvıl değil mi? Önemli olan işleri. Bugün elimden geldiğince SteelSeries Engine 3'ü sizlere anlatmaya çalıştım. SteelSeries Engine 3. SteelSeries Engine 3. Her neyse. Önemli olan işleri. Merhaba sevgili Frekans Adam izleyicileri, kanalıma hoş geldiniz. Özellikle oyun severleri ilgilendiren bir konuya parmak basacağım. Basıyorum. Her neyse, bugün SteelSeries Engine programına yakından bakacağız. Özellikle fare ayarlarının nasıl yapılacağını sizlere göstereceğim. Programın arayüzü İngilizce olduğu için şimdilik Türkçe desteği yok. Hani Türkçeymiş gibi algılayıp ayarları nasıl yapabileceğinizi bu videoda öğreneceksiniz. Dilerseniz ufaktan başlayalım. Engine SteelSeries'in oyunculara özel çıkarttığı bir arayüzdür. Windows 8 ve Windows 10'da bile uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Oldukça basit ve kullanışlı bir arayüze sahip. Ne yazık ki Türkçe dil desteği yok, yine de hiç İngilizce bilmeyen arkadaşlar için programı tanıtmış olacağım. Duyurular ifadesinde yeni gelen güncelleştirmeleri kontrol edebiliyoruz. My Gear sekmesinde SteelSeries donanımımız yer almakta. Çeşitli ön tanımlı ayarlar arası geçiş yapabiliyoruz. Yine kendi ayarlarımızı da seçebiliyoruz. Ekipmana tıklayarak ayar sayfasına geçiş yapabilirsiniz. Fareyle yapılabilen ayarlara geçtiğimizde tuşlara, klavye tuşlarından tutun da özel komutlara kadar her şeyi atayabiliyoruz. Ek olarak özel makro atamak ve kaydetmek mümkün. Bunun dışında text bazlı düşünecek olursak yazdığımız yazıları tuşlara atayabiliyoruz. Bu açıdan iyi düşünülmüş. Hassasiyet ayarlarını faremde iki geçiş olduğu için hızlı ve yavaş şeklinde atayabildim. Bu birazcık da benim tercihim. Ben genelde 1000 ila 3350 CPI değerlerinde kullanıyorum. CSGO gibi oyunlarda 1000 işimi görürken gündelik kullanımlarda 3350 CPI değeri yeterli bir hız olarak karşıma çıkıyor. Sizler de fark etmişsinizdir, piyasada birçok oyuncu aksesuarı var. Onlarla birlikte gelen yazılımlara baktığınızda SteelSeries Engine onların yanında daha az kompleks bir yapıda. Kullanış bakımından arayüz gerçekten rahat. Herhangi bir sıkıntıya rastlamayacaksınız. Türkçe olsun olmasın fark etmez. Acceleration, deceleration gibi terimlere takılmanıza da gerek yok. Onları zaten açıklıyorum. Özellikle GameSense olayına dikkat etmek lazım. Logo ve tekeri düz, nefes efektli ya da renk geçişli aydınlatma seçeneğiyle donatabiliyorum. Renk konusunda herhangi bir sıkıntı yok. İstediğim her rengi seçebiliyorum. Hızlandırma yani acceleration ve yavaşlatma yani deceleration ayarlarına erişmek mümkün. Tutuş ve oynanış şeklinize göre imlecin hızlıca değil de arada es vererek hareket etmesi durumunu temsil ediyor. Bazı mikro tıklamalar için oyunlarda işe yarayabilecek bir ayar. Onun dışında farenin hızlı ya da yavaş oynama şeklinize göre ayarlandığı bir durum. Check la vodka, check, j'ai pas de carnet, check mes trois pauvres copains capis, je pis sur ton bar en tech. La ville et ses valeurs, ses villes et ses voleurs, ses rôdeurs et leurs humeurs. Polling rate hızlanma oranıdır. Tepkime ve komutların hızlı algılanması açısından en yüksek değerde tutulması gerektiğinden dolayı dokunmaya pek de gerek görmedim. Angel Snapping ise imlacın zikzak çizerek değil de düz bir çizelgede ilerlemesini sağlayan bir özellik. Oyunlarda nokta atışı için gerçekten tercih edilebilir. Özellikle sniper ile oynuyorsanız ilaç gibi gelecektir. Paint vari programlarda pürüzsüz çizimler çıkartabilmeniz için gerçekten işe yarıyor. Kütüphane yani library kısmına geçtiğimizde oyunları ya da aplikasyonlara ekleyip özel ayar atamak mümkün. Belirlediğimiz program ya da aplikasyonlara özel ayar ekleyebiliyoruz. Mesela renklendirme ayarlarını değiştirebiliyoruz. Onun dışında değişik tuşlar atamak da mümkün. Diğer bir hususta Engine Snapping olayı. Çizim yaparken ya da farklı uygulamalarda düz bir hat üzerinde gidebilmemiz çok fazla işimize yarayacak gibi duruyor. O yüzden özellikle fare seçimlerinizi bu hususu değerlendirerek yaparsanız çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.
İşte geldik en önemli kısma, Game Sense'e. Özellikle Dota ve CSGO için oynanış durumlarını ifade eden renk akışlarına yer verilmiş. Bu özellik gerçekten harika. Canın azaldığı zaman fare üzerinden durumunu anlayabiliyorsun. Headshot gibi oyun içi en eğlenceli durumları renkli bir şekilde hissedebiliyorsun. Ayrıca kafana göre oyunu özen ayarları kendi isteğine göre de renk değişikliğiyle pekiştirebiliyorsun. Görünüş itibariyle program ciddi anlamda sonsuz bir özelliğe sahip. İstediğin her şeyi yapabiliyorsun. Razer Synapse'daki gibi sıcaklık değerlerini ölçemiyoruz ya da ne kadar farede hareket ettim, ne kadar efor sarf ettim gibi özellikler yok. Yine de piyasadaki birçok programdan oldukça başarılı ve kolay kullanım imkanı sunabiliyor. Bugün elimden geldiğince sizlere SteelSeries Engine 3 yazılımını anlatmaya çalıştım. Özellikle fare ayarlarının nasıl yapılacağını gösterdim. Onun dışında aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yöneltmeyi ihmal etmeyin. Özellikle oyun severlere sesleniyorum. Bu videoyu olabildiğince her yerde paylaşın. Çünkü oyuncuların çok ihtiyacına yarayacağını düşünüyorum. Özellikle ışıklandırma ayarları, oyun içi özen ayarlar gerçekten önemli. Diyebileceğim pek bir şey kalmadı. Birazcık oyun oynamak istiyorum.